Merhaba, ben Yeliz Ketenci, kanalıma hoş geldiniz. Evet arkadaşlar, bugünkü videomda size yatak odamı anlatacağım. Ayrıyeten de tuvalet masamın tüm detaylarını size göstereceğim. Şimdi ilk öncelikle şöyle bir özet geçmek gerekirse, biz yatağımızı ray dolapta yaptırdık arkadaşlar. Bu yatağa benzeyen çok bir markada görebilirsiniz aslında yatağı. Ama ray dolaba gittiğimizde biz zaten gri yani istiyordum ben. Griyi çok severim. Bir de griye her renk uyuyor arkadaşlar gerçekten. Bunun bordosu vardı, mavisi vardı, beji vardı. Ama griye böyle hem canlı renkleri hem soluk renkleri kombin yapabiliyorsunuz kolayca. Ve ben hani arkası şık bir şey istemiştim. Modern bir şey olsun. O yüzden bu yatağı tercih ettik. Bu yatak daha alçak isterseniz bazasız şeklinde de oluyor. Ama ben çok eşya olduğu için hani eşyaları böyle saklayıp kaldırabileceğim bir şey de olsun dedim. O yüzden biz bu yatağı bazalı yaptırdık. Normalinden biraz daha yüksek oldu ama yine bizim için ideal. Yani hani ben daha alçak yatakları daha çok seviyorum. Ama onlar bazasız olduğu için o bir dezavantaj olduğunu düşünüyorum. İlerisi için. Hani görünüş olarak güzel olabilir. Ama bir yatağım bazalı ve hani bu şekilde olması beni cezbetti diyebilirim. Şimdi size sıra sıra yatak odamın neresini nereden aldım gösteriyorum. Hadi başlayalım. Hadi şimdi yatak odamı gezmeye başlayalım. Şimdi arkadaşlar, burası aslında boştu şu kısım. Bu kısma biz dolap yaptırdık. Çok güzel bir dolap yeri olmuş. Aslında biz bu araya tuvalet aynamı düşünüyorduk. Ama tuvalet aynam buraya çok küçük olacağını sonra Emre'yi ikna ettim. Ve hani buraya böyle bir dolap yaptık. Bu dolabın rengi de hani duvarlara uygun olsun istedim açıkçası. Tabii bunu bizim marangozcumuza yaptırdık arkadaşlar. Çünkü şöyle desenli bir dolap genelde çok pahalı oluyor. Bu kuplarını da hani biz kendimiz seçtik. Biraz böyle hem grili hem de altın yaldızlı şeyleri var. Burayı çarşaf ve şey olarak kullanıyorum arkadaşlar. Yatak örtüsü. Hepsi sığıyor. Ekstra bunun içine ben iki tane de çekmece istedim. Burada da bu çekmecede başörtüleri, seccadeler, işte ne bileyim tesbihler. Bunlar tabii çeyizden hani hepsi. Bu altta da yani masa örtüleri, işte ne bileyim kılıflar falan, danteller. Anneanne dantelleri. Bunların hepsini çeyizli size göstermiştim hatırlıyorsanız. Tam bir çeyiz çekmecesi. Yani biraz kullanışlı olmasını istedim. O yüzden buraya iki çekmece yaptırdım. Buraya hani kalın böyle yani şey geniş raf olsun istedim. Hem işte çarşaflar hem de yastık kılıfları olsun. Burayı da böyle hani küçük istedim ki bu yüz havlularını işte havluları rulo yaparak burada sergilerim diye bu şekilde. İçini tamamen biz dizayn ettik. Yatağımıza geçmiş olursak eğer. Dediğim gibi arkadaşlar yatağı ray dolapta yaptırdık. Bulanmaları şişhaneden aldım. Ama şişhaneden nereden aldın diye soruyorsunuz. Nereden aldığımı gerçekten tam hatırlamıyorum ama her mağazaya girdiğinizde görebilirsiniz bunlardan. Çünkü yeni model oldukları için ikisi de her mağazada mevcut. Lütfen bana bu konuda kızmayın. Hiç hatırlamıyorum yani. Çünkü böyle son dakika almıştım. İşten çıkıp böyle artık almam gerekiyor diye gidip öyle almıştım. Şimdi yatağın diğer detaylarına gelirsek bu tarafı böyle koyu yaptık. Bu tarafı açık yaptık arkadaşlar. Yalnız bunda ölçü çok önemli. Çünkü ilk geldiğinde bizim arka tarafın ölçüsü yanlış alınmıştı ve yatak sığmadı. O yüzden bunu yaptırırken dikkat edin. Biz mesela çekmeceleri böyle aynalı ve krom hani yaptırdık. Böyle minik. Bir de şöyle bir kumandası var arkadaşlar. Yanda ama kısık. Şuradan şeyini artırabiliyorsunuz. Şu an yanıyor mu ya? Evet yanıyor. Düz olduğu için görmüyor. Isınmaz. Ben bile görmüyorum. Buradan modunu değiştirebiliyorsunuz. Tık 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 oynuyor böyle. Bu biraz komik olmuş. Böyle değişik havalara giriyor ışığımız. Tık tık. Çok komik. Böyle tavana vurması çok hoşuma gidiyor açıkçası. Ama fanteziye girmedik yani. Farklı renkler yok. Evet yatağımız bu şekilde arkadaşlar. Bir de size şöyle bir şey söyleyeceğim. Eğer bir çekmece yaptırıyorsanız şu özelliğe dikkat edin. Biz bu özelliği bilerek ve isteyerek yaptık. Açtınız diyelim. Kapattınız. Kendi kapanıyor. Bu önemli bir detay. Yani bunu atlamayın.
Daha sonra yatakta tabii hani böyle kıyafetlerinizi koyabileceğiniz. Burası bu artık kıyafet minderi oldu bizim için. Ama ben hani bu yatağın önüne bu tarz hani küçük böyle şeyleri seviyorum. Baya hoş duruyor. Siz de yaptırabilirsiniz. Belki bunu tabii renkli de yaptırabilirsiniz. O sizin tercihiniz. Ama yatağımızdan memnunuz. Yani bazası da çok geniş. Bazasını kusura bakmayın ben açamayacağım. Çünkü bazasını açtırmak için bu hani demir koyuyorlar ya. Böyle kolaylıkla kaldırabilirsiniz. Onu koymamışlar. O yüzden yatağı kaldırma gerekiyor. O da bir detay. Hani bir yere yatak yaptırırken, bazalıyken gerçekten o demirleri yaptırmanız gerekiyor. Biz tabii telaştan bunu düşünememişiz. Şimdi biraz arkadaşlar ters ışık olacak şu an videomda. Bunun için kusura bakmayın ama size bu perdeyi göstermek istiyorum ayrıca. Biz perdeleri dediğim gibi perde lensle yaptırdık bunu. Instagram'da da bakabilirsiniz. Yeri Beylikdüzü'nde. Şu an bu perdeler mesela tek tek arkadaşlar bu şekilde. Eskiden böyle hani ofis perdeleri vardı sertti. Bunlar şu an perde şeklinde tek tek. Ben şimdi size bunun neden sevdiğimi göstereceğim. Şimdi arkadaşlar bunun iki modu var. Şimdi bir tane kolundan bunu döndürüyorsunuz. Böyle kapatabiliyorsunuz veya açabiliyorsunuz gün ışığı girsin diye. Bir diğer özelliği ise bu şekilde açılıyor ve bu şekilde kapatabiliyorsunuz. Aşırı kullanışlı bir perde. Bu perdenin birçok rengi var. Yani biz mor ve kırık beyaz tercih ettik. İşte turkuazı var, pembesi var. İşte isterseniz mordan böyle açık lile doğru da gidebilirsiniz. Bunlar tek tek olduğu için her renk yapabilirsiniz. Bu sizin biraz yaratıcılığınıza kalmış bir şey. Nasıl istiyorsanız. Yani istiyorsanız tek tek her renkten de yapabilirsiniz. Öyle evlerde vardı yapan. Ama bayağı kullanışlı. Ben çok hani beğenerek aldım ve memnunum diyebilirim. Şimdi gelelim tabii ki de tuvalet masama. Tuvalet masamı hani ben çizdim arkadaşlar. Şu kupları zaten her yerde görüyordum. Aşırı beğeniyordum. Ve hani yine gri yapmak istedim. Aslında kırmızı, koyu böyle kırmızı da olabilir diye düşündüm. Ama tabii bir odaya hani gri her mobilyada biz belki taşınırız ileride bir şey olur. Gri her şeye uygun olacağını düşündüm. Şimdi bunun yanına iki tane daha böyle büyük işte şuna benzer bir şey yaptırabilirim sığmadım diye. Şuraya koltuk alacağım. Hani böyle tatlış bir koltuk ya da şey istiyorum. Şuraya şöyle duvardan salıncak yapıyorlar ya. Onu da yaptırabilirim diye. Ben çok büyütmedim burayı. Daha minimal bir şekilde tuvalet aynası hani olsun istedim masam. Ama benim için kullanışlı bir şey olsun istedim. Bir kere en sevdiğim olay şu. Işıkları yanıyor. Bayılıyorum buna. Daha sonrasında burada 4 çekmece var. Burada 2. Burada da yine 4 çekmece var. En sevdiğim bölüm burası. Tabii ki de tüm takılarımız. Burayı Emre'ye verdim. Emre'nin takıları. Buraya her şeyi böyle düzenli bir şekilde yayıyorum. En sevdiğim şeylerden biri. Her şeyi tabii görmeyi seviyorum biliyorsunuz. Burasını da bu şekilde gözlük yeri yaptık. Bu da çok kullanışlı arkadaşlar. Belki bunun daha büyüğünü yapıp buraya ekstra bir tane daha çekmece yapabilirsiniz. Hani o sizin tercihiniz. Ondan da yine böyle bir şey olabilir. Bir tane daha. Bayağı güzel olur. Şunu H&M'den aldım. Çok kullanışlı. Bunu Stravaryus'dan almıştım. Şunları AliExpress'ten istedim. Bunu Madame Coco'dan aldım. Ama bunların hepsi AliExpress'ten arkadaşlar. Dizaynıma gelirsek mesela İlk çekmeceyi tabii arta kalan makyaj malzemeleriyle. Buralarda düzenlenecek. Daha düzenlemedim. Burası toka bölümü. Benim için toka önemli arkadaşlar. Çünkü en çabuk kaybolan şey tokadır. Ve onların düzenli olması gerekiyor bence. Burası oje. Burası daha da olacak tabii daha dolmadı. Ama ojelerimi şöyle sıkacak mini bir bölüm aldım. Bu en alt boş da hiçbir şey yok. Orayı düzenlemedim. Bu tarafı takılar yaptım. Burası da daha gördüğünüz gibi hiçbiri düzelmedi. Burası saatimiz. Bu şekilde. Şimdi tuvalet masanızda böyle bir şey yapıyorsanız eğer buna alacağınız ışık çok önemli arkadaşlar. Ben IKEA'daki ışıkları denedim hani küçük olanları. Onlar tam istediğim gibi böyle beni hani şey net göstermiyordu. Normal bildiğiniz ben böyle sarı yerde ampulcüden aldım bunları. Bunların tanesi tabii biraz pahalı 40 TL ama gözünüzü yormuyor. Öyle bir özellikleri var. Çünkü ilk açtığınızda böyle wow falan diyorsunuz. Böyle bir dışk
ateş ediyor size. Ama gerçekten gözünüzü yormuyor. Yani hani rahat olabiliyorsunuz. Bu da önemli. Hani çünkü normal ampul taktığınızda hem size çok ısı veriyor. Böyle makyaj yaparken eriyorsunuz. Ama bunlar ne size böyle çok yoğun ısı veriyor, terletmiyor sizi, ne de sizin gözünüzü yoruyor. Bunlardan tavsiye edebilirim. Bir de bunlar kırılmıyor. Yani kaç kere düşürdüm, kırılmıyor. Spectrum diye bir marka. Ve bayağı da sağlam yani, plastik zaten. Dediğim gibi bunları AliExpress'ten alabilirsiniz. Yani evinizi yerleştirmeden. Yeni evler için söylüyorum. Ben hepsini bir ay öncesinde, hatta iki ay öncesinde sipariş verdim. Orada bu saatlikler için de var. Ben mesela saatlikleri çok seviyorum. Onları da AliExpress'ten alabilirsiniz. Yani AliExpress'te çok güzel böyle designer şeyler var. Oradan sipariş verebilirsiniz diye düşünüyorum. Çünkü burada bazı yerlerde çok pahalı. Hani gerek yok. Bekleyin, iki ay bekleyin gelsin yani. Hani onu ayarlarsınız. Bunlar çok kullanışlı. Bir de şu an şey arıyorum. Böyle minik küpe için hani bir küpelik arıyorum. Eğer bulamazsam büyük ihtimal ben kendim yapacağım. Onu da nasıl yapacağım derseniz. Bu duvarlara işte kare kare satılan şeyler var ya, yapıştırıcı süngerli desen. Yapıştırıyorlar sonra boyuyorlar. Onunla birlikte bir şey yapabilirim diye düşünüyorum. Çünkü çok fazla böyle iğneli küpem var. Ama onları böyle bir yere koyduğumda ben kaybederim. Ve hatırlamam nereye koyduğumu. O nedenle de onlara da ayrı bir dizayn şey yapacağım. Bunu yaparken sizinle de paylaşırım. Daha tuvalet aynamın sandalyesi eksik. Onun sandalyesinde toz pembe bir kumaş seçtim. Gelecek inşallah. Yani hani bekliyoruz. Bayağı oldu gelmeyeli. Onu da salondaki mobilyaları yaptırdığımız yerde yaptırdım. Son iki sevkiyattır biraz sıkıntılı geçiyor orası. Umarım geleceğini düşünüyorum. Şimdi yatak odamdaki halımı göstereyim size. Bu halı dikdörtgendi arkadaşlar. Biz bunu yuvarlak hale getirdik. Buraya overlock çekildi. Ama keşke bu overlock gri olsaydı dedik açıkçası. Çünkü bu beyaz bana biraz çiğ geldi. Ama tabii gözümüz alıştı yani, sevdim. Burada da hem mor hem gri hem sarı, hani ne bileyim, kuplarla birlikte uygun. Mor perdemle uygun. Yatağımla uygun. Böyle değişik bir şey aldık. Bunu da Beşiktaş'tan aldık arkadaşlar. Evet, umarım bu videomu beğenmişsinizdir. Lütfen beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Bu arada hep söylüyorum, pazar gününkü videomda bir çekiliş sizi bekliyor. Ve bu dönemde söylediğim için tüm abonelere bakacağım. Hem çekilişi duyurduğumda hem de yeni abonelerime. Sizleri seviyorum. Lütfen yorum yazmayı unutmayın. Fikirlerinizi yazabilirsiniz. Siz böyle fikir yazdıkça benim nasıl bir video çekeceğim de şekilleniyor. Ve çok hoşuma gidiyor hani. Beni yönlendirebilirseniz çok sevinirim. Lütfen bu yönlendirmelerinizi kesmeyiniz. Sizleri seviyorum. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşça kalın.